Videomuza geçmeden önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olabilir. Abone ol butonunun hemen yanındaki bildirim zilini aktif ederek yeni gelecek olan videolardan veya canlı yayınlarından haberdar olabilirsin. Çünkü burada seni bekleyen çok fazla yenilik var. Hey! YouTube ben Ersin Çakım Minecraft'ta yeni bir videoyla daha karşınızdayım bu videoda Minecraft'ın en işe yarar uygulamalarından biri olan toolbox for mcpe isimli uygulamayı sizlere şimdi göstereceğim inceleyeceğiz arkadaşlar ve güncellemesi geldi güncellemesini güncel sürümünü altta açıklamalar kısmında linkini bulacaksınız indireceksiniz kullanacaksınız peki bu uygulama ne işe yarıyor arkadaşlar bu uygulama Minecraft'ta XBox oturumunuzu açmanız için gerekli bir uygulama, önemli bir uygulama. Şimdi şöyle bir şey var, biliyorsunuz Minecraft'ta son sürümlerinde artık lisans istemeyen APK'larda XBox girişi yapamıyoruz. XBox oturumu açabilmek için bu uygulamaya ihtiyacınız var. Hemen güncellemeden önce ne demek istediğimi anlatmam için ana menüye dönüyorum. Ana menüde Minecraft oyunumuzu bir açalım bakalım. Arkadaşlar, şimdi Minecraft'ı ana menüden açtığımızda göreceksiniz ki Minecraft Tabii ki xbox oturumu açamayacak ne yapacak xbox oturumu açmaya çalıştığımızda hemen bizi ana menüye yönlendirecek evet şimdi minecraft'ın son sürümü oturum aç seçeneğine bastıktan sonra oturum açma ekranı geliyor ve birden kayboluyor hemen minecraft'ın ana menüsüne atıyor yani bu demek oluyor ki e, xbox oturumunu açamıyoruz peki xbox oturumu açmak için ne yapacağız hemen burada görmüş olduğunuz uygulamayı güncelleyeceğiz arkadaşlar Toolbox for Minecraft PE isimli uygulamayı güncelliyorum. Son sürümüne indirme linkini açıklamalarda vereceğim. Bunu hemen güncelleyelim. Güncelledikten sonra Toolbox for MCPE'yi bulup açacaksınız arkadaşlar. Bulup açtıktan sonra da zaten işlemleriniz olacaktır yani Xbox oturumu açabileceksiniz. Hemen uygulamalar kısmından Evet Toolbox for Minecraft PE isimli uygulamamız burada görüyorsunuz. Üzerine bir kere dokunduk. Evet açıldı. Bir iki kere hata verebilir. Arkadaşlar Toolbox for MCPE bir iki kere durduruldu. Hatası belki verebilir. Ben yaşadım çünkü birkaç kere denedikten sonra bakın görmüş olduğunuz gibi artık açıldı. Şimdi bu açıldıktan sonra Xbox oturumunu zaten otomatik olarak açıyor. Zaten giriş yapmışız görüyorsunuz. Bakın burada şirin bir tane de karakterim var. Evet arkadaşlar Toolbox for MCPE uygulaması içerisinde Xbox oturumu açabileceksiniz. Xbox oturumu açtıktan sonra da sunucularda veya diğer şekilde arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. Mesela burada sunucular var. Herhangi birine bağlanmak istiyorum. PvP'ye bağlanalım bakalım. Gerçekten de bağlanabiliyor mu? Toolbox for MCPE uygulaması ile Xbox oturumu açmış olacağız arkadaşlar. Sizler de bu uygulamayı kullanarak Xbox Live oturumunuzu açabilirsiniz. İşte görüyorsunuz gençler karakterime bakın. Karakterime bakın çok enteresan. Böyle gold, gold şeklinde bir karakterim var. <laughs> gold küpü yani blok şeklinde gold blok, altın blok şeklinde bir karakterim var. Zaten onu da görüyorsunuz enteresan görünüyor burada. Evet arkadaşlar bunu da değiştirebiliriz. Hatta şuradan ayarlardan eskisine dönelim mi? Eskisine dönelim, aynen buna dönelim arkadaşlar kabul et diyelim tamam. Şimdi o kabul ettim burada dönmedi. Nedense dönmedi. Her neyse bu uygulamayı şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar kaydet ve çıktığım sunuculara bağlanıyoruz sonuç olarak tabii ki Realma falan da bağlanabilirsiniz. Her şekilde Aa Realme'a bağlanayım bir bakayım şöyle oyunlar, dünyalar, yeni dünya oluştur. Bu arada ha beta'da realm yoktu değil mi? Normal oynayalım arkadaşlar. Mesela bir dünyaya bağlanalım. Dünyam diye bir seçenek var burada. Bir dünyaya bağlandığımızda Toolbox for MCPE uygulamasını neden çok seviyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu uygulama içerisinde çok fazla şey yapabiliyoruz. Mesela ne olduğunu görelim. Yukarıda ekranın sağ üstünde mini map'imiz var arkadaşlar. Mini map'i kullanmak çok güzel. Sol üstte de kılıç simgesi gibi bir tane seçenekler menüsü var. Bu seçenekler menüsünde gerçekten çok fazla şey yapabileceğiniz, bazı özelliklere sahip olacaksınız arkadaşlar. Mesela tabii ki oyun survival modundaysa hemen creative, e. creative modunda ise survival Survival'da olsanız bile uçma yeteneğine sahip olabileceksiniz. Mesela bakın survival'dayız. Uçabiliyoruz arkadaşlar. Yani survival'da modlu survival'da oynayabilirsiniz bu şekilde. Ve aynı zamanda shader peki soranlar da olabilir tabii ki. O hemen şöyle creative alim zombi saldırıyor lan creative. Tamam aldım arkadaşlar. Ölmüşüz zaten. <laughs> neyse. Tamam neyse abi. Canlanma noktası falan oluşturabiliyoruz. Yani çok fazla özelliği var arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu ne abi? Bir dakika. Burası bu, buraya bir kişi Buraya ben mi bıraktım lan? Buradan mı öldüm? Aynen öldüğüm yeri de gösteriyormuş. Ha! Bak öldüğün nokta diye. Bu bu sayede demek ki itemlarımızı da alabiliyormuşuz. Her neyse arkadaşlar bu uygulamanın en çok sevdiğim yanlarından birisi de tabii ki modlar kısmında yani X-Ray görünümü enable X-Ray yaptığınızda burada seçenek var. Enable X-Ray yaptığınızda hangi Blok türünün görünmesini istiyorsanız şöyle aşağıınıza baktığınızda o blok türünü görebileceksiniz gençler. Tabii ki şu anda e, shader pack'ten dolayı çok göremiyor olabilirsiniz ama şöyle gösterim ben. Hatta e, birinci şahıs görünümümüzü de değiştirelim değil mi? Ayarlar kısmından videoya gidelim. Oradan birinci şahıs görünümümüzü değiştirelim. Şöyle. Tamam. Şimdi yere doğru baktığımızda yerde arkadaşlar yani aşağı doğru indiğimizde şu anlama geliyor. Oralarda şeyler var. Yani diamond bloklarının olduğunu görüyoruz. Mesela altımıza bir sürü diamond blok var. Böyle kaza kaza iniyoruz. Orada diamond bloklarını bulacağız arkadaşlar. Bu x-ray kullanımı tabii ki tüm madenleri bulmanıza kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru in demeye getiriyor. Biz de inelim bakalım şöyle aşağılara doğru. X-ray'i bulabilecek miyiz? X-ray'i bulabilecek miyiz derken diamond'ı bulabilecek miyiz? Diamond zaten önümüzde bir yerde. Hemen oraya doğru bir gidelim abi. Yavaş yavaş gidelim şurada bak şurada görüyor musunuz gençler Şurada aşağıda bir yerde Hatta yanımızda da varmış Diamond Glow görüyorsunuz Hemen onun yanına doğru gidelim bunun yanına doğru gidelim. Bu diamond bloklarını diğer maden bloklarını kullanmanıza, bulmanıza da e, kolaylık sağlıyor. Sadece Xbox oturumu açmıyorsunuz, açmakla kalmıyorsunuz. Böyle madenleri bulmak için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada diamond e, bloklarını bulduk. Bunları toplayabiliriz. Survival modda veya Creative modda bunları gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki bu uygulamayla çok fazla değişiklikler de yapabilirsiniz yani sadece e, X-ray kullanmak veya diğer modlar kullanmak gibi değil bir sürü özellik var arkadaşlar point efektler var e, teleportslar var dünyaları özelleştirebileceğiniz keep inventory drop items mesela player damage var Böyle şeyler, seçenekler var ve hileler de var. Mesela, eee, sadece ee, şeylere, moblara falan kullanabileceğiniz kill falan da varmış. Onları da aktif edebiliyoruz tabii ki. Uygulamayı kullandıkça nasıl bir uygulama olduğunu zaten sizler de anlayacaksınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Uygulamayı kullanmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum tabii ki. Şöyle biz de çıkalım yukarı doğru. Yolumuzu bulalım artık. Yukarı çıkalım yolumuzu bulalım. Suda çıkacağım. Bence suda dünyaya geleceğim abi. Bak göreceksiniz. Şöyle yukarı doğru iyice çıkalım. Oo suda gelmedik lan hayret. Hayret suyun yanındaydım ama suda geleceğimi sanmıştım. Her neyse arkadaşlar. Bakalım kill aura'yı moblara işleyebiliyor muyuz? Nerede bu moblar? Şurada moblar var. Kill aura'dan kastımız şu arkadaşlar. Zaten kendisi otomatik olarak vuruyor yani. Yakın veya uzak olması tabii ki fark ediyor ama kendisi otomatik olarak moblara saldırı gerçekleştiriyor. Bu da e, hileler <laughs> konusunda bu uygulamayı kullanmışsanız bazı hilelere de sahip olabilirsiniz. Ama sadece hayvanlara geçerli bu. E, oyunculara geçerli değil. Aslında oyunculara geçerli olsa herkes bu uygulamayı kullanarak hile yapar arkadaşlar onu söyleyeyim. Ve bu uygulama gerçekten 10 numara, numara bir uygulama. Kill aura yapabilmeniz dışında bakalım burada ne var? Inventory var. Inventory kısmında survival modda olsanız bile itemlara sahip olabiliyorsunuz. Mesela diamond. Diamond bir, bir yazayım abi. Tamam. Diamond. Bir saniye. Yazamadım lan. Hayır. Et. Diamond. Tamam. ileri diyelim. Full diamond set mi? Bir saniye lan. O neymiş? o full diamond set. Oha. Oha görüyor musunuz gençler? <laughs> abi buradaki butona basınca direkt bütün Diamond ilgili setlerimizi verdi bize yani. Tabii ki burada survival modunda olup olmamamız önemli mi ona bir bakacağım. X-Ray neymiş abi? X-Ray'i kapatalım mı ya? Bir saniye. X-Ray'i kapatalım. X-Ray'i sol pardon sağ üst köşeden direkt kapatabiliyormuşuz. O da güzelmiş ha. Tamam. Şimdi bakalım. E ya zaten bunun e, tanıtım videosunu sizlere çekmiştim gençler var yani kanalımda bu uygulamanın komple bir tanıtım videosu var oradan inceleyebilirsiniz. Başka neler yapabilirim diye bakıyorum aslında. Buradan birçok özellik var ama aklıma da gelmiyor gençe. Survival mod, heal. Survival mod'a alayım hele bir. Tamam, survival moddayız arkadaşlar. Survival modda da dilediğimiz özellikleri kullanabiliyoruz. Yani Buradan hemen sağ üst köşedeki X-Ray'i aktif edip deaktif edebiliyoruz gençler. Görmüş olduğunuz gibi X-Ray aktif oldu. Survival modda olmamız hiçbir şey değiştirmiyor. Survival modda uçabiliyoruz. Survival modda no clip özelliğini açabiliyoruz. Ve level'ımızı da yükseltebiliyoruz. Şöyle set max level yapalım. Görmüş olduğunuz gibi level'ımız hemen hızlı bir şekilde yükseldi. Bakın kilavrayı görüyor musunuz arkadaşlar? Yani kilavra açık olduğu zaman moblar yanınıza canlılar yani zombiler olsun iskeletler olsun yaklaşamıyor zaten kendisi otomatik olarak vuruyor. Bu özellik çok güzel bence. Hani kullanmanızı da tavsiye ediyorum açıkçası. İnsan arkadaşım <laughs> bu niye uçuyor lan? Bir dakika bu niye uçtu lan bir saniye. Şuradan Fly, e, no de kapattım bir saniye. Fly da kapattım. Tamam. <laughs> Öleceğim. Az kaldı canım. <laughs> evet gençler, shader paketi soranlar olursa shader peki in indirme linkini de açıklamaları da verebilirim yani sizlere. Sonuçta kendi yapmış olduğum bir shader pek olduğu için çok güzel abi. Baksanıza bulutlara, ağaçlara, suya falan gerçekçiliği ne kadar güzel değil mi? Blokların gölgeleri falan var. Çok güzel. Yani bunu da sizlere verebilirim genç. onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi Toolbox for MCPE uygulamasını indirme linkini açıklamalarda vereceğim. Oradan indirerek sizler de e, kullanabileceksiniz. Xbox oturumu da açabileceksiniz. Çok rahatlıkla arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay.